Merhaba sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz demonstrative pronouns. Yani Türkçedeki karşılığıyla işaret zamirlerimiz. Yakınımızdaki nesneleri işaret ederken biz işaret zamirlerini kullanıyoruz. Yakınımızdaki ifadelerden bahsederken this, tekil ifadelerde, yani yakınımızdaki tekil eşyaları, herhangi bir nesneyi ifade ederken, işaret ederken this ifadesini kullanıyoruz. Yakınımızdaki çoğul nesneleri işaret ederken these ifadesini kullanıyoruz. Bunlar diye şeklinde, bunlar şeklinde çeviriyoruz. Ve uzağımızdaki nesneleri işaret ederken that, o şeklinde uzaktaki nesnelerden bahsederken ve uzaktaki çoğul nesnelerden bahsederken biz those ifadesini kullanıyoruz. Onlar şeklinde. This is my school. Bu benim okulum. That's our house over there. Oradaki bizim evimiz. These are my friends from school. Bunlar okuldan arkadaşlarım. Those are my grandmother and grandfather in the picture. Resimdekiler benim büyük annem ve büyük babam. İşaret zamirleri cümlede özne ya da nesne durumunda bulunabilirler. Örneklere bakalım. Search those files in the bookcase. Kitaplıktaki bu dosyaları araştır. Oradakileri. I will have a look at these on my desk. Ben masamdakilere göz atacağım derken those and these şeklinde ifade ediyoruz. Those at the other table look delicious. I want to taste them. Yani diğer masadaki onlar, yani diğer masadakiler lezzetli görünüyor. Onların tadına bakmak istiyorum derken those işaret zamirini kullandık. Aşağıdaki durumlarda this, these, that, those kişiler için de kullanılabilir. Onlara bakalım. Kişileri birbiriyle tanıştırırken. This is my daughter Jen and these are her cousins. Nice to meet you. A kişisi bu benim kızım Jen ve bunlar onun kuzeni diye söylüyor. Daha B kişisi de nice to meet you, yani tanıştığıma memnun oldum diye belirtiyor. Kişilerin kim olduğunu anlatırken. Do you know these people in the garden? Bahçedeki insanları tanıyor musun? This is one of my relatives. Bu benim akrabalarımdan bir tanesi. And these are his children. Bunlar da onun çocukları diye çeviriyoruz. Who are those people over there? Oradaki insanlar da kim? That's my granddaughter and those are her nephews. Bu benim, o benim torunum ve onlar da onun yeğenleri şeklinde çeviriyoruz. Bu haftaki konumuz bu kadar gençler. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.